Evet ala rasulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye'den Zühre'den üçüncü meseleyi bugün inşallah okuyacağız. Eğer kitabını açıp takip etmek isteyen varsa benimkinde 172 Envar baskısı. Üçüncü mesele Tuğba limen arefe haddehu ve lem yetecavez tavrehu Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Bu bu ibarenin ifadenin tercümesidir, maalidir. Bundan sonra gelen bu bu cümlenin bu arabi ibarenin arkadaşlar izahıdır. Ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Haddini bilen haddeyince makamlardan, maneviyatlardan, faziletlerden, yaşlardan efendime söyleyeyim, asırlardan hepsiyle alakalı bir kaydedir. Size bir kardeş tavsiyesi üstadın ifade ettiği daha fazla tasrih etmediği kayda ve kurallar halinde zikrettiği bir meseleyi umumileştirin. Genel manada bakın ki Cenab-ı Hak onun anlayışı ve idrakinize ilham nasip eylesin. Hat deyince hemen herkes kendi alanına girer, kendi hizmetiyle düşünür, kendi muamelesine bakar. İslam'ın şartı beş değildir, altıdır, bir haddini bilmektir der ama had nerelere gider? Hadden maksat nedir? İşte bu meselede üstadın meslek ve meşrebini takip ederek bu mevzuyu alan, mekan, zaman olarak yayın. Mesela şimdi bak bir örneğini vereyim. Tabi'in haddini bilecek. Sahabeye hesap soramaz. Peygamberler Allah indinde hadlerini bilecekler. Uluhiyetin kenarına giremezler, temas edemezler, yanarlar. tebe tabi'in de tabi'in hakkında haddini bilecek. Şehzadeler padişahın yanında haddini bilecekler. Askerler üst rütbelerin yanında haddini bilecekler. Hastalar doktorların yanında haddini bilecek. Hizmetimizde ağabey makamında olanın haddimizi bileceğiz. Risale-i Nur'da muktesabatı olanlar olmayanların yanında bir kıymet ifade edecek. Üstad ağabeylik denen bir sistem korumuş. Bizde şeyhlik yok. Peder ve evlat ilişkisi yok. Olsa olsa bir üstadlık o kendisine aittir. İki, fazileti varsa ağabeyi olsun der. Çünkü yıllardan beri yanlış telakkiyle bazı makamlara giydirilen muhtevalar bu asırda sıkıntı meydana getiriyor. O muhtevaları karşılayacak, omuzunda taşıyacak, hamledecek vasıflı insanlar olmadığından dolayı o beklintiler bu adamlardan oluyor. Bunlar da Boşluklar meydana getirdiği için insanlar inkisar hayale vuruyorlar. Bir çırak ustanın yanında haddini bilecek. Eğitimde de bu var. Medreselerde de bu var. Tekke ve zaviyelerde de bu var. Sanatlarda da bu var. Siyasette de bu var. Sevk idarede de hepsinde var. Ne mutlu. Yani haddini bilen mutlu olur. Haddini bilen huzurlu olur. Haddini bilen maksadını aşan ifadelerde bulunmaz. Hayatını huzur ve saadetle götürür. Mesela Risale-i Nur Külliyat içerisinde ben çapıma kapasiteme bakarak kendime bir alan tayin edeceğim. Üstad üç kategoriye ayırmış. Talebe demiş, kardeş demiş, dost demiş. Bana söylenen, itibar edilen makama bakmam ben. Ya Rabbi senin indinde benim bir değerim var. Halk bunu bilmiyor. Ama ben biliyorum. Vicdanıma soruyorum. Benim senin indindeki değerime göre külliyatta, Risale-i Nur mesleğinde yerim dost makamındadır. Bakın şimdi. Ben bunu tayin ettim mi haddimi bilirim. Niye? Kardeşe itibar ederim. Hürmet ederim. Faziletinden istifade ederim talebenin davasına omuz veririm ona faydalı olmaya çalışırım bu şekilde iskemleme oturdum mu oturdun mu çap ve kapasiteme göre imtihanım hafif olur Dostluğun imtihanına bakın kardeşin imtihanına bakın heves beni kardeşliğe ve talebeliğe doğru iter bu hevestir arzuyla iş olmaz evet amacım o olmalı Gayen talebelik makamına kadar çıkmak olsun. Fakat bu dostluktan başlar. Haddimi bilip dostluk makamına razı olan bir adamın on suale cevabı vermesiyle ahiretini kazanır. Kardeşlik makamına gelen bir adamın suali yüze çıkar, biraz da inceleşir. Yani hassasiyet kesmeder. Talebe dedin mi hayat o Allah'ındır. Üstadın davayı kutsiyeyi Kur'aniye'deki makamına namzede oluyoruz. Bakın dikkat edin. Çok zordur o makamın hesabını vermek. Ama biz nur talebesi diyoruz işin içinden çıkıyoruz. Bu bir bu bir kuru tabirdir. Nur talebeliğinin altını dolduracak bende sizi tenzih ederim. Bende bir liyakat ve makam yoksa Allah indindeki yerime bakarım. Allah indindeki yerim benim vicdanımın gösterdiği yerdir. Vicdanımın gösterdiği yer neredir? Hangi İslam iskemde de oturabilirim? Gücüm neye yeter? Dostluk makamının hakkını verebilirim. Kim çap ve kapasitem o. E buna razı oldum mu? Allah imtihanı ona göre hafifleştirir. Ona göre beklentim olur. Ona göre iltifat beklerim. Ona göre hizmetimi ifa ederim. Ama amacım ve gayem yavaş yavaş kardeşliğe, talebele doğru yükselmek olur. Kardeşlik cenab üstadımızın ubudiyet noktasındaki hal ve ahvaline varis olmak, ona namzet olmak demektir. Benim buna gücüm yetmez şahsen. Zorlanırım. Kardeşliğin imtihanını vermek zordur. Ama bir ayrı makam vardır ki biz ona kurmaylık deriz. O da talebe, nur talebeliği. Dikkat edin söylemesi kolaydır. Ama icraatı, ilcaatı çok zordur arkadaşlar size bir kardeş tavsiyesi. Herkes bana nasıl bakarsa baksın hiç önemli değil. Ben kendime bakacağım. Başkalarını ali göreceğim. Nefsimi ve kendimi deniyi göreceğim. O makamın hakkını vermek için gayret göstereceğim. Yoksa herkes bana böyle diyor. E ben o makamda olayım, suhre gibi. Tabasmusa ve riyakarlığa girerek Allah korusun. Bende olmayan makamın bazı göstergelerini sunni olarak ortaya koymak beni ve muhataplarımı sıkıntıya sokar. O perde bir gün kalkar, mahcubiyetten perişan olurum. Bu sebepten dolayı size bir şey arz etmek istedim. Haddimizi bilmenin bir de meslek ve meşrebimizle ilgili bu mevzu da vardır. Mesela cemaat olmak çok kolaydır. Cemaat içerisinde yönlendirici olmak daha zordur. Cemaatin lideri olmak var ya, kurbu sultandır, ateşe yakınlıktır. Cemaat sevkidar etmek kadar zor bir şey yoktur. İstihdam ayrı bir konudur. İstihdam olan bir adam farkına vardı ama mahcubiyetle boynunu büker. Niye? Kendimde yok ya Rabbi, beni böyle gösteriyorsun. Koru beni. Ama kalkıp da insanı etrafına adam toplayıp, değil mi? medyalarla, sosyal medyalarla cemaat oluşturup, birinde onun başına getirip, sen bu cemaatin liderisin diye lanse edilen insanlara bakın, foyaları kısa bir sürede ortaya çıktı. Perişan oldular, döküldüler. Hala da dökülüyorlar. Cenab-ı Hak öyle hatalar yaptırıyor ki, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, doğumunun, mevlidinin, okunması, o günün tensip edilmesi, o haftanın da Efendimizin nam hesabına kutlanmasıyla alakalı bir mevzuya şiddetle itiraz ediyor. Kendisinin doğumunun yıl dönümünde mumları söndürüyor, utanmadan üfürüyor. Bunu da bir cemaatin lideri yapıyor. Eğer doğum günü kutlanacaksa, Efendimiz var, sen kim oluyorsun? sana layık gördüğünü ümmeti Muhammed'in tahammülüne uygun görmüyorsun. Cenab-ı Hak öyle hatalar yaptırıyor ki bizde dikkat lazım. Zaten bir foyası bir yerden ortaya çıkıyor bu adamların. Üstad buyuruyor ya yıllarca bir sinek tavus suretinde görünemez. Ama görünmek ister. Tavus gibi iş yapmak ister. Ama kadar ona öyle bir açık öyle bir hata yaptırır ki sinekten de daha aşağı olduğunu ümmeti Muhammed'in önüne serer. Biz Allah rızası için samimi manada vicdanın hak ettiğimiz makamda hizmetimizi ifa etmeye çalışalım. Olmayan makamlarda kendimizi göstermeyelim. Böyle davranırsak Allah Cenab-ı Hak eksiğimizi kapatır. Hatalarımızı izale eder. Örter. Settarul uyuttur. Gaffar-ı Zünub'dur arkadaşlar. Hataları açtı. Teşrif ettiği insanlar ihanet içinde olan insanlardır. İhanetin de affı yoktur. Hem dünyada hem ukbada. Bu sebeple bu insanların hayatlarına, yaşantılarına, ahlaklarına, davranışlarına dikkat edin. Cemaatin indinde, mescitlerde orada burada çıkıp da ahkam kesmelerine bakmayın. hususi olan, olan davranışlarına, Allah indindeki mahiyetlerine o alanlarda dikkat ederseniz ortaya çıkıyor zaten. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Ama insanlarımız maalesef yani eksikliğinden ve cehaletinden dolayı dinin aslını esasını bilmeyip araştırmadığından dolayı böyle insanların kendi nefislerin hoşuna giden talepleri karşısında önünde eğiliyor. Ona itibar ediyor. Evet. Ne mutlu adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez. Şimdi bakın geliyor misellere dikkat edelim. Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Hepsi güneşe aynı. Hepsi güneşten nasibini alıyor. Ama nasipler hatlere göredir. Hatler de Cenab-ı Hakk'ın o varlığın ifa edeceği vazifelere göre bir tensiptir. Peygamberler dahi bu kaide ve kuralın içerisindedirler. Onlar da hatlerini bilirler. Ben gideyim ta dünyanın efendisi gelsin diyor. Ben gitmezsem Ahmet gelmez. Bütün peygamberlerin dinlerinde ve kitaplarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için müjde vardır, tebrik vardır, iltifat vardır, onun ümmet olmak için gayret vardır. Bu Allah'ın emridir. Bütün peygamberler Aleyhisselam Peygamber Efendimizin ruhaniyatının ve maneviyatının yanında hadlerini bilmişlerdir onun için yaratıldığının farkındadırlar. Üstad güneşten misal verdi bakın. Nasıl bir yani burada güneş anlıyorsunuz değil mi? Şemsi ezeli. Cenab-ı Hak her bir mahluka her bir yarattığı masnuğa taşlardan ta gezegenlere sinekten simurga kuşlarına bir avamdan ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ne vazifeyi ne miktarda nasıl ve ne zamanda ifa edecekse ona göre bir fıtrat ona göre bir liyakat ona göre önüne bir hizmet alanı koymuştur. Haddini bilen bir insan bu hayatı huzurlu, keyifli ve saadetli yaşar. Haddini bilmeyen bir adam hırsa girer. Hatalara girer. Hizmet için her şeyi mübah görür Allah korusun kullanır insanları. Alem kainat ona kifayet etmeyebilir. Niyetle yüce ve ali olmalı. Müminin niyet amelinden hayırlı bu demektir. Ya Rabbi sen bana çap ve kapasite ver. Ben senin davanı bütün cihana ilan edeceğim. Niyet böyle olur. Ama böyle niyet olan böyle, böyle hareket etmez. Hareketi karınca yürüyüşüyle olur. Bazen de durur. Niyet yüce ve âli olur. Davalar Usta da öyle buyurur. Nefis cümleden edna vazife cümleden âlâ. Bak dava cümleden âlâ. Nefis cümleden edna. Bu da bir mesaj var. Âli ve âli olan davaya giren insanlar çap ve kapasitelerine göre adım atsınlar. Ben her şeyi yapacağım mantığıyla hareket etmesinler. O zaman hırs olur işte. Hırs da helal ve haramı birbirine karıştırır. Şimdi nasıl ki güneşten nasibini alan bir zerre cam bak kademe kademe büyütüyor. Bir katre sudan bir havuzdan çünkü suyun zerresini anlayamayız. Suyun zerresine ulaşamayız. Elde tutamayız ama camın zerresi dikkatini çeker. Camın zerresi ışığı gösterir yani. Bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini misalini tutuyor ve haddini biliyor. Zerrede de güneş görünür, kürede de güneş görünür. Cep aynamızda da güneş görünür. Marmara denizinde de güneş tecelli eder. Hatları nasıl bilinecek? Cep aynası evet bende de bu güneş var ama evet benim çapım kümesi aydınlatmaktır der. Dostluğa razı olur. Daha ileriye hırs göstermez. Ama camını aynasını büyüttükçe kümesi de büyütür. Bu defa ev ısındırır. Yavaşça mahalleye girer. Ama aynı güneş Marmara Denizi'ni ayna kabul edip ona tecelli etti mi o kümesle iktifa etmez. Kümese girdi mi kümesin tavuklarını yakar o. O aynayı dağlara tutacak. Dağların karlarını eritip sulara akıtacak. Şimdi evliyalarda, asfiyalarda, kelam alimlerinde, felsefeciler hikmet açısından söylüyoruz. Felsefecilerde, bütün dava adamlarında, mürşitlerde, müceddidlerde, bütün peygamberlerde bu mertebe söz konusudur. Kimisi cep aynası, kimisi duvar aynası, kimisi ha bizim Süleymaniye'de bir ayna var içine adam girer oturur. Ama aynalar var ki ay da bir aynadır. Bak geceyi komple aydınlatıyor. Değil mi? Dünya da bir aynadır. O da nasibini alıyor. İçinde şu kadar insan barındırıyor. Gezegenler, Vega yıldızı o çap ve kapasitelerine göre iş yaparlar. Vega yıldızı bütün fani alemi kendine çeker, cemaati odur. Güneş de Allah'tan aldığı nasiple 12 tane cemaati vardır, 12. Ne artar ne eksilir. Kıyamete kadar onlarla yaşayacak. Dünya da bir aynadır, bir tane cemaati vardır, nedir? Ay'dır. Bereket versin. Peygamberlere nasıl benziyor bakın. İnsanlar da böyledir. Meslekler de böyledir. Bakkal dükkanı var, bir evi aydınlatır. Yani geçimini tem. Holdingler var değil mi? Bir mahalleyi şehre ayağa kaldırır. Bazı gök vardır ki bir ülkenin ekonomisi orada döner. Merkez bankaları gibi. Ama hep haddini bilecek. Haddini bilmeyene bildirirler. Mesela kirazların mizacında vardır ki... ...alem kiraz olsun her çekirdek ağaç olsa vişneye, lahanaya, patlıcana, kaysiye yer kalır mı? Niyet açısından baksak her taraf kiraz olur. Ama haddini biliyor. Allah ekolojik dengeli ona bir udut çizmiş. Mevki vermiş. Kurmayana nasıl çölleri vermişse kirazı da alan var. Niye Erzurum'da saltanatını sürdüremiyor? Orada patatesin alanı, soğanın alanı. Giremez oraya. Adana'ya git pamuğun alanı mesela. Aynen bunun gibi. Cemaatlerin ve cemiyetlerin de dünya çapında hudutları, alanları, iklimleri, muhatapları vardır. Evet niyetlerinde herkes benden olsun. Dünya bana ait olsun deme niyetleri olabilir. Bu davanın idealist olmanın alametidir. Ama bu düşünceyi el an her an hayata geçirse hırs olur. Niye herkes nur talebesi olsa Süleymancılar ne iş yapacak? Tarikat mensubu kardeşlerimiz ne iş yapacak? Allah vazifeleri taksim etmiştir. Nebatattaki vazifeleri taksim ettiği gibi cemaatlerin de önlerini açmış herkese bir vazife vermiştir. Herkes şunu diyebilir. Keşke herkes benim davama girebilse. Bu bir temennidir. Ama bu mücadeleyi verip bundan propaganda yapıp haddi aşıp mecburi yol ve istikamet çizip başka mesleklerin önüne geçme, vitrinini kirletme adına iş yapan bir adam ihanet eder. Onun için Cenab-ı Hak madem onları serbest bırakmış, herkes hareketi şahanesinde, meşruasında serbesttir, şahane serbesttir hareketi meşruasında ama manevi ekolojik dengeyi nazara alacak, nasip olanlarla iktifa edecek. Hizmetini gayrete getirmek için çalışacak, hırs göstermeyecek. Başkalarının alanına girip, onları zarara sokmayacak şekilde, müsbet hareket edecektir. Yoksa her tarafı kiraz, kavak ağaçları istila etti mi, yaşayamayız arkadaşlar. Patates, soğanı kim verecek, Nohudu nereden alacağız? Değil mi? Gıda sistemi çöker. Aynen bunun gibi, her taraf A cemaatinden B cemaatinden olsa, başkalarının önü kesilse, insanlar manen tam istifade ve istifaz edemezler, yarım kalırlar. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksi misali tutuyor ve haddini biliyor. Bir su kendi kabiliyetine göre güneşin aksi bende vardır der. Fakat bende deniz gibi bir ayneyim diyemez. İşte problem burada. Güneşten bir cilve herkes taşır. Risale-i Nur'dan herkes nasibini alır. Aldığı nasip ne kadar çevreye etrafa tesir icra edecekse onu yapar. Aynı nasipte diyelim ki büyük bir dava adamında vardır. Aynı güneş onda da bunda da var ama senin çapın cep aynası adamın çapı Marmara Denizi senin imtihanın cep aynasındaki güneşin hakkını vermektir. Onun füyüzatını etrafa yaymaktır. Sen ondan mesulsün. Öbürün, öbürün, hakkı da vermiş olduğu çapla kapasiteye göre hizmet ifa etmektir. Kalkıp da o güneşin aynısı bende de var mantığıyla haddini aşıp değil mi? Marmara büyüklüğündeki bir ayna kadar bende iş yapacağım dese var ya Telef olur gider bu adam. Hiçbir işte yapamaz. Nur camiamızda da kardeşlerimizin ve fraksiyonlarımızın, meşrep farklılıklarımızın istifade ettiği her alan doğrudur, meşrudur ve caizdir. Yeter ki üstadın ortaya koymuş olduğu kırmızı çizgileri aşmayalım. Tarafkirlik, ırkçılık, hizmetin maddi ve manevi kemalatın alet yapmak, merciyet davalarından uzak kalmak kaydıyla bunları ona doğru çıkarabilir uzatmayalım. Üstadın çizmiş olduğu kırmızı çizgileri geçmemek meşru alan içerisinde herkes külliyattan istifade ettiği nimeti insanlıkla paylaşabilir. İlla birbirimizi taklit mecburiyeti yoktur. Taklit de aynı zamanda haddi aşmaktır. Niye? Allah her insanı aynı yaratmış mıdır ki aynı şeyleri yapalım? Aynı şeyleri okuruz. Bütün mezheplerin, meşreplerin, hak cemaatle tarikatların aynı kitabı okudukları gibi. Aynı kitabı okudular. Allah'ın emriydi o. Ama aynı şekilde mi açtılar? Bakın iştihatlara, bakın meşreplere, bakın kelam dallarına, bakın felsefeye, bakın fıkha. Hala fıkıhçılar çözüm üretiyor. Mazideki kafidir demiyor. Çünkü yine yenilikler devam ediyor. İşte Risale-i Nur kelam noktayı nazarından bu asra bir açılımdır. Bir iştihattır davada, Kur'an'da. Yani hakikat noktayı nazarından, kelam açısından. Ne oldu? Yeniliğe göre Allah böyle bir kapı açtı. Eskiler yeter demedik. Eskiler buna itiraz edemez. Bu da eskileri himaye ve muhafaza eder. Onların neticesidir çünkü. İşte tüm insanlığı bu hakikattan istifade ettirme adına madem insanlık için diyoruz, madem Kur'an-ı Kerim bu arsa bakan veçesidir diyoruz, madem Kur'an-ı Kerim'in davası insanlıktır, Risale-i Nur'un da iman hakikatleri açısından baktık mı çapı ve kapasitesi tüm insanlıktır. Peki bütün bu insanlığa benim mantığım, benim anlayışım kifayet eder mi? He? Suffanın anlayışı kifayet eder mi? He? Kendimi aldatırım ya. Etse hepsi benim gibi olur. Hepsi benim gibi değil. O zaman onların da huyuna, mizacına, anlayış ve idrakine doğru açılımlar meydana getirmek, getirmek, üstadın davasına liyakat kesbetmek, işin hakkını vermektir. Hatta öyle edin ki kendinize ait bir varlığınız olsun. Kendinize ait bir özelliğiniz olsun. Eskiden derler ki pehlivan odur ki kılıncı ve kalkanı kendinden ola. Başkalarının adetlerini yeri geldiği zaman kullanabiliriz. Ama her insan Allah özel ve başka şekilde yaratmış. Nasibimize düşen insanların mizacına Fıtrat farklılıklarının farkına vararak onların huyuna, mizacına uygun şekilde davayı sizerek intikal etmek de bir maharet işidir. Abu mahareti sizdeki anahtarlarla açın arkadaşlar. Deneyin bakın bu yolu. Sadece Allah bizi fiziken ayrı yaratmamış. Ruhen daire yaratmış. Gönlen de ayrı yaratmış. Anlayış olarak daire yaratmış ana kütlede, omurgada, sütunda beraberliğimiz var. Nüans farklılıklarındaki nimetlere bir el atın bakayım. Allah sizlerden ne ilhamlar, ne sünuhatlar nasip eder. Bazen de bunun farkına varırsınız. Allah onu hissettirir. Onun önünü açın. Ama neye dikkat edin? Üstadın ihlas, o kuvvet ve itikad noktasındaki istimayet noktasındaki kırmızı çizgilerine sadakat gösterin. Şahane yürüyün gidin. Evet. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir ayneyim diyemez. Dediği an derler ki sen de deniz gibi iş yap. Yap. Mesela ay da güneşi gösterir. Değil mi? Elimdeki ayna da güneşi gösterir. Kilve açısından oradaki güneş buradaki güneş ehadiyet noktasından aynıdır. Ama teferruat noktasında ayın yaptığı işe bak. Benim cep aynamın yaptığı işe bak. Cep ayna Haddini aşar da ben de ay gibiyim derse, ondaki bende de aynen var derse ona derler ki aydınlat dünyayı. Aydınlat ya ev aydınlatamıyorsun. Haddini bil o zaman arkadaş. O cilve, iman dediğimiz hakikat, parçalanmaz bir özellik olmasa sebebiyle her yere ahadiyetiyle tesir icra eder. Bulunur. Ama onun vahidiyet noktasındaki farklılıkları, keyfiyet derinlikleri insana iş yaptırır. Güneş de bir aynadır. Nur isminden nasibini almış. Değil mi? Şimdi Adam kalksa bir de güneşle yarışsa. Güneşteki cilve bende de var dese mesela. Nedir adam? O güneş 12 tane gezegen çeviriyor. He? Sen bırak gezegeni. Şu yumurtayı çevir bakalım. Cep aynan neyi çevireceksin? O güneş o ışığıyla ısısıyla dünyadaki bütün bostanı gülistanı pişiriyor. Yetiştiriyor. Dayalık ediyor. Sen cep aynanla ne yapıyorsun? kuru bir ışıktan başka bir şeyin yok diyecek. İşte buralara baktığımızda mahiyet farklılığı bizim haddimizi bildirecektir. Şimdi üstadı kıskananlar, kıskananlar çıkmış. Değil mi? Kıskanan ne yapacak? Üstad gibi yaşayacak. E ben de üstad gibiyim diyen bir adam 3-5 kişi yola vurur ama geriye baktığında arkasında vasıflı kimse kalmaz. Bak Bediüzzaman Hazretlerine vefatından bu yana yüz yıl geçmiş kısadan geçelim. Binlerce insan belki milyonlarca insan onun sayesi altında imanını kurtarıyor. Cenab-ı Hak'la münasebetini düzeltiyor. Hangi güç bunu yapabilir? Bir de yetmiyor. Üstadın bu davası kisben kabul edilen bir dava değil. Vehbidir. Biri bir sual sordu bana Miraç gecesinde. Biz üstattan Mirac'ın hakikatini anlatıyoruz, konuşuyoruz, ders yapıyoruz. Dersten sonra abi dedi İbn Rüşt o meselede farklı şey söylemiş. Yani girmeyelim oraya da. Dedim kardeşim sen İbn Rüşt diyorsun. İbn Rüşt'ün muhtesabatı kisbidir. O zamanın şartlarında istifade ettiği medreselerden, fenden bir eser yazmış, bir şey ortaya koymuş. Nasıl bir yanlış mukayese ediyorsun ki İbn-i Rüşt'e zaman kıyasa gelir mi dedim ya. Üstadım bütün muktesabatı inayetledir. İlhamladır. Vehbidir. Vehbi olan şeylerle çatışılmaz. Yarışılmaz. Yılanın sürülmesi vehbidir. Komandanın sürülmesi kisbidir. Yarıştırın. Yarıştırın geçsin bakayım. He? Arının balı vehbidir. İlhamidir. İnsanın reçeli kisbidir. Hadi gelsin. Buyurun. Kuşların uçması vehbidir. Bizim uçaklar kisbidir. Var mı standardına yaklaşan bir uçak? Bunları misal olarak verdik. Çok uzatmadık ama gerçi yani kısadan geçtik. Mesele bitti. Yani insanlar da soru sorarken soruda da haddini bilmek var biliyor musunuz? Bir gün 40. hocama kümbette biri gelmiş. Hocam tanıyor onu. Arada gelir ortalığı karıştırır diyor. Gene geldi diyor. Dedi hocam haddim olmayarak dedim demiş. haddim olmaysa konuşma demiş Madem haddin yok neye konuşuyoruz? Sustu diyor. Ortalığı karıştıracak. Hem haddim olmayarak diyor bir de arkasından laf yetiştiriyor. Hocam böyle mizacını yakaladığı insanların sıkıntısını izah etmek için önünü kesermiş. Evet bakın Esma İlahiye'nin cilvesinin tenevvüüne göre şimdi işin hakikatine iniyor. Belki el hasıla kadar okuyacağız arkadaşlar. Vaktimiz az kaldı. Esma İlahiye'nin tenevvüüne göre makamatı evliyada öyle meratip var. Evliya dedik mi? Bakın evliya, velayet dedik mi? Tarikata mahsus kabul etmeyin. Velayet seyri sülüktür. Peygamberlerde de var. Evliyalarda da var, yani tasavvufta da var, kelamda da var, felsefede de var, sanatlarda da var, bizde de var. Bunu bir tabir olarak alın. Ama genellikle velayet manevi makamlar tasavvufta böyle çok öne çıkıp insanların gözünü kamaştırdığından dolayı içi böyle doldurulmuş. Üstadımız ne buyuruyor? Bir miracı kerametle melekler gördüler ki el-hak müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var. Hatırlıyor musunuz? Aha velayet. Demek peygamberlerde de var. İşte bu sır bak burayla ilgili. Hangi meslek, hangi meşrep, hangi dava, hangi nebi, hangi resul, hangi komutan, hangi devlet adamı olursa olsun. Fıtratı Allah'tan aldığı nasip kadardır. Fıtrat değişmez. Cenab-ı Hak onu lider yaratmışsa lider ölür. Değil mi? Vazifeli yaratmışsa vazifeli gider. Vazifesiz de kimse yoktur. Ama bunlar mertebe mertebedir. Esma ilahiyenin cilvesinin tenebbüğüne göre adet ve keyfiyet itibariyle adet arttıkça mahlukat sınıf atlar keyfiyet derinle hakikati genişler ve büyür. Mahiyeti değişir. Göre makamat evliyada öyle meratip var. Esma ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kat de bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. Kalp bedeni idare ediyor. Arş mükevvenatı idare ediyor. Nasıl kalbin bir maneviyatı var, İnsan çap ve kapasitesine göre Cenab-ı Hakk'ın evvel ahir, zahir ve batın isimlerin halitava karışığıdır insan açısından. O büyük arş da aynı bu sistemde alem için halitava karışıktır. Bu kalp bu özelliğiyle beni idare eder, alemin kalbi o özelliğiyle alemi idare eder. Nasıl bu kalbin maddi bir alanı vardır? Manevi arşın da bir mekanı alanı vardır. Melekler onun altında onu taşırlar o alanı, mekanı. Maneviyatı alemi ihat etmiştir. Nasıl bu kalp? Maddeten vücudun içindedir. Manen sekvi dar açısından tüm vücudu ihat etmiştir. Zarf ve mazruf. Bu kayda arş içinde geçerlidir. Şimdi buyuruyor ki üstadımız de bir açtır, fakat ben de arş gibiyim diyemez. Hatalar burada oluyor işte. Bir de maneviyatta şöyle bir şey var. Belli bir makama gelen bir adam hangi meslekte ve meşrepte olursa olsun üstünü göremez. Üst altını görür. Çünkü o onun tadını lezzetini bilmediği için üst makamın üstteki adamın zahiri görüntüsüyle meşgul olur. Onu idare eden o dava adamının manevi keyfiyeti onun rasadına girmez. Kapsama alanına girmez. Zanneder ki o alanda bir numara o. Zahiren doğru. Hakkat noktayı nazarından baktık mı o bir numaraların üzerinde öyle yüksek numaralar, rütbeler var ki onlar ona gülerler. Mesela subaylık bir sınıftır. En yüce makam assubaylıkta kıdemli Başçavuştur değil mi? Assubay kıdemli baş çavuş. Adamın kolu alabildiğine yıldızlarla dolu. Bak kolu dolu. Omuza çıkmaz. Omuza çıkmak için sınıf atlaması lazım. Subay olması lazım. O az subay var ya kendisi üzerinde. Şimdi teymeni gördüğü için varlığını biliyor. Rütbesini görüyor. Peki o teymen, O teymen. Askeri elbise içerisinde rütbesi olmasa, onun yanında gelse, normal askeri elbisesiyle. Bak şimdi, zahiri makamını gösteren bir alameti yok. Orada ne var? Kıdemli assubay başçavuş. Ne diyorum, tokat atar. sen kimsin der ya. Sen kim, ben kim der adam. Peki o adam üstündeki yeleği çıkarıp rütbesini gösterse ona hemen selam çakar ve durur. Onu ihata alanı yukarıyı görmeye uygun değil. Bazı muhterem abilerden değil mi? Olmuş tek tük. Üstadı kıskananlar çıkmış. Benim alemimde artık görünmüyor diyenler olmuş. İsim vermeyelim. Doğru. Görmesi doğru. Niye? kıdemde kıdemli başçavuş makamına çıkmış. Velayette o. Ama risalette kendine bakan, temaşa eden, görmediği alanları gören bir zat var. Sınıfın farkında değil. Rütbe görünmüyor ki. Askerlerde olduğu gibi. Zavallı ihtiyar bir insan olarak, bir hoca olarak görünüyor üstadımız. Hep millet öyle görmemiş mi? İhtiyar hasta bir adama yardımcı oluyoruz. Hocanın altında ne var? Yüklü bir davanın hamelesi taşıyıcısı var. Onu herkes idrak edememiş. İşte idrak edemeyenler sadece yakındakiler değil, uzaktakiler hiç idrak edememiş. O baş çavuşun askere hakaret ettiği gibi ehli dalalet üstadın aleyhine konuşmuş, hakaret etmiş. Allah sırlı insanları göstermez. Bir şey ne kadar değerli ve kıymetli olursa o kadar gizlenir. Ramazan'da Leyla-i Kadir gizlidir kıymetinden dolayı. İnsanlarda velayet, velilik gizlidir. Bak peygamberli ben peygamberim demesine rağmen. Hadi oradan diyor adam. Peygamberim diyor adam ya. Ona bile şair ve sahir diyor. Niye? İmtihan çünkü ya. Peygamber imtihana tabi kıskanılıyor da, reddediliyor da. Üstad kıskanılmış çok mu? Onun için ağabeylerimiz arasında, ağabeyle üstadlarımız arasındaki bu manevi meselet böyle çözebiliriz biz. Bir insan bulunduğu sınıfın zirvesidir. Bir adam baş öğretmen olur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın baş öğretmeni. Hatta Milli Eğitim Bakanı bile olabilir. Ama o makam üniversiteye müdahale icap ettirmez. Üniversiteye gücü yetmez o adam. O başka bir kategori, başka bir sınıftır. Oradaki bir doktor, doktorasını yapmış bir Akademisyen buradaki bütün öğretmenlerin makamen üstündedir. Baş değil ne olursa olsun yıldız öğretmen dahi olsa. Böyle sınıf farklılıkları çoktur. Biz buna değil mi? Velayeti kübra, velayeti vusta, velayeti suhra tabirleriyle üstad üç kategoride nazara verip öyle anlatıyoruz. İşte ubudiyetin esası olan aciz ve fakir ve kusur ve naksını bilmek aczini, fakrını, kusurunu, noksanlığını bilmek. Ubudiyetin esası buymuş. Ve niyaz ile dergahı uluhiyete bak şimdi ibadet arttıkça da bu güneş yıldız geniş, yani ayna genişledikçe bunlar artar esasında. Ubudiyet artırır. Ubudiyetin artmasının sebebi de bunların sırayla anlaşılmasıdır. Şimdi güneşten büyük bir ayna yok düşünün. Bir de cep aynası düşün. İkisinde de güneş var. Peki, aziyet, fakriyet, kusur, noksanlık açısından hangisi daha fakir? Ayna mı güneş mi? Zahiren baksa güneş çok zengin. Hayır. Güneşin o kadar ateşe, o kadar helyuma, bu kadar gezegenlere ihtiyacı var. Makamı büyük ama ubudiyeti ona göre külli. Niye? Acizliği, fakirliği, kusurluğu, nakıslı Allah'tan gelen nimetlere baktık mı cep aynasından ve bir mumdan daha fazla. Üstad bunu insan için değerlendirir. Eşref-i maklukattır. Ama zafiyet, aziyet, noksanlık açısından maklukattan çok geridir. E bunları bilmek güneş açısından daha önemli olur. Ubudiyeti daha külli, daha fazla artar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün mükevenatı gelip, gezip zirveye çıktıktan sonra ne diyor? Sübhaneke mağrafnake. Nakıslığını, aciz noksanlığını anlaya anlaya boynu büküldü. Acizliğini anladı, noksanlığını anladı. Orada Allah'a karşı zavallılığını ilan etti. Büyümenin hakkat noktasında böyle bir küçülmesi de vardır. Evet. Naksını bilmek ve niyaz ile dergah uluhiyete karşı secde etmeye bedel normalde maneviyatta terakki etmek bunları icap ettirirken naz ve fakir suretinde gidenler e Allah bana makam verdi, mertebe verdi. Kabirleri görüyorum, kalpleri keşfediyorum. Bak bak. Bazı harika haller soldan adamı yav çığırdan çıkarır bunlar. İltifatlar da böyledir. Değmen iltifat etmesinler arkadaşlar. İltifat zehirli bir baldır. Adamın ayağını kaydırır. Bak iltifatlarla semaya çıkarılan insanları görüyor musun? Hele çıkaranlara bak. Bir bakın şu çıkaranlara. Nasıl düşüreceklerini anlarsınız yarın onların. Cehalet üzerine, inat üzerine, tarafkirlik üzerine, şekerleme üzerine kurulmuş bir balon. Bu adam da şöyle baksa ve arkasından gelenlere. O milleti yönlendirmek isteyenler yok mu ümmeti? Kiminlerle nerelere çıkarlıyorlar? Onlar da işin farkındalar ama bugün onları kullanıyorlar. 10 tane ahmak dostun olacağına bir akıllı düşman daha hayırlı. Sen uyanık ve müteyakkız tutar. Öbürü uyutur Allah korusun. Naz ve fakir suretinde gidenler zerreci kalbin arşa müsa müsabi tutar. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder. Allah Allah diyor. Bir tanesi akademik kariyer yapmış diplomalı cahil. İmam-ı Azam i̇mam benim kadar dini bilmeli diyor. Allah Allah niye öyle demiş ki diyor. Adama bak. Fıkıhta da bu var ha. Mum bile olamamış. Kendine ibadetini saptırmış. İtikadı bozuk. Kendine faydası yok. İmam-ı Azam'la aşık atıyor ya. Adap böyle bir şeydir. Bu Erzurumlu bir hoca var. Vefat etti. Naim Hoca. Ömer Nasuh'u bilmen de şeyli, Erzurumludur. Gelmiş, gelmiş geçmiş, Diyanet Başkanları'ndan, başkanlar içinde bir numara diyebilirsiniz. Ömer Nasuh'u bilmene. Hala herkesin evinde onun fıkıh şeyi vardır, kitabı vardır. Erzurum'a gelmiş. Erzurum'u geziyor. Memleketi ya. Ama Erzurum'un müftülüğünün haberi var. Müftü talimat vermiş ki Ömer Nasuhi Hoca burada nereye gideceği bellisiz. Uyanık olun. Bunun da zaman ayakları titriyor. Korkuyor. O zaman genç. Naim Hoca. Hasbaka'da onun camisine gelmiş. Ama tanımıyor Naim Hoca. Görmemiş ama namı yayılmış Ömer Nasuhi bilmenin. Son cemaat malinde, mahall tesbihat, öğle namazı kılınmış. Cemaat gitmiş orada oturayım Ömer Nasuh bilmem. Bir de camiye önce girmek en son çıkmak adaptandır. Ya ne insanlar kader takdir etmiş yaratmış. Bakmış gelmiş demiş efendi garip misin? sen? Yani misafir misin diyor. <laughs> Garibim demiş. Adını bağışlar mı sen? Ama <laughs> titrek sesle. Şu ağır, ağırlığına oturuşuna bakmışım normal bir Erzurumlu'ya benzemiyor. Bizim cinsimizden değil. Demiş Ömer. <laughs> Efendim nasıl işi de var mıdır bunun demiş. <laughs> ya söyleyince eline kapanmış. Şimdi geçiyor Diyanet İşleri Başkanlarımızın bazıları. Çoğunu istisna tutarız. Şu din düşmanlarına karşı bir hutbe okuyamıyorlar ya. Gene iş bize düşüyor arkadaşlar. Adam Alen'in dine hakaret ediyor alenen Vahabiliği İngiliz projesi olarak çakma selefi olarak ortaya çıkmış. Değil mi? El alemi zehirliyor. PKK adı kadar tehlikelidir bunlar ya. Sen ecdadın bunlarla savaşmış ya. Öbürü İran'dan, öbürü Turan'dan sesini yükseltiyor. Bunlar hakkında isim vermeye lüzum yok. Değmez isimleri. Bir hutbe okusa yeter ya. Bir hutbe ya bu kadar şeyler acizler. Geçen bir diğer işlere başkanımız birkaç kelam etti. Orada durdular. Gene cemaatlere düşüyor bu iş. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına sağlam talip, o rükne sağlam itibar eden gene cemaatlerin ve cemiyetlerin işi bu iş arkadaşlar. Bu iş de bize kalıyor. Davamıza iyi donanalım, iyi öğrenelim. Yeri geldi derslerimizde. Usulüne göre herkes de bunu yapması doğru olmaz. Fikren cevap vermeye gayret gösterelim. Fikren. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatiyle iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için bak yakıştırıyor bir. Bir kere yok o makam sinek tavus kuşu nispetinde görünüyor. Yetmiyor. Bir de o makama kendisini yakıştırmaya ve o makamda kendini korumaya çalışıyor. Suni koruma. Adamın boyu diyelim ki yarım metre. Bakacağı pencere iki metre. Halkı oradan görecek. Altına sandalye koyacak. Mecbur. Ama dışarıdan bakan bir adam ayağın altındaki sandalyeyi görmüyor ki. Pencerenin boyu o kadar zannediyor. Pencereden bakıyor. Kendinde halka öyle göster. Haddini bilmiyor. Aşıyor. Çünkü halk pencereden görmezse itibar etmez. Onun bir altından sandalyeyi bir gün çekerse var ya, ne kafası ne boyu kalır. Pencere boşlukta kalır. Halk der ki biz hayal görmüşüz. Hep böyle oluyor zaten. İlk defa komünizm Osmanlı'nın ilk yıllarında, yani bu topraklarda İran'da yapılmış mezlek döneminde girmeyelim. Bir adam çıkmış tarikat şeyhi. Bunu komünistler çok şey yaparlar. Takdir ederler. Adam herkesin köyü bir, tarlası bir eşitlik yani. Köye. Herkese herkes her şeyi paylaşacak. Ama medreseden gelmiş bir adam. Normalde tahsili var. Bak o insanlarla bizim içimizi karıştırıyorlar görüyor musunuz? Osmanlı'ya şikayet geliyor ki bu adam burada başka bir din uydurmuş ya. İnsanları Allah tehlikeye sokuyor. Ona iki tane Alp'i Osmanlı talebe yapıyor. Onur Göğer Ahliye Tedrisi'nden geçiyor. Eğitile eğitile bu insanlar onun halifelik makamına kadar çıkıyorlar. Sonra bir gün can ciğer oldukları için Şeyh'im diyorlar, seni bir gezdirelim, mesire yerlerine götürelim diye adamı alıyorlar, ata atı atıp, efendime söyleyeyim, merkezi hükümete getiriyorlar. Kadının karşısına çıkarıyorlar. Kadı bunu sorguluyor, inancına, itikadına, şuna buna bakıyor, hükmü veriyor, idam edilecek. Hükmü duyar duymaz rengi atıyor bunun. Şeyh diyor sarardın. Evet Kadı Efendi. Güneş batmaya yakın sararırmış diyor. Bak bu insanlarla bizim ecdadımız mücadele etmiş. Komünistlerin pirleri buralardan başlıyor. İlk Bedrettin. defa da bu. Buyur. Şeyh şey Bedrettin bedret Ha Şeyh Bedrettin evet. Şeyh Bedrettin kim dedi onu? Evet, ölüne, ölüne rahmet. Şeyh Bedrettin, evet. Osmanlı'nın ilk yıllarında. Yani bu böyle bir vaka olmuş. Yani uyanık Osmanlı. Daha sonra bak İran'ı diz çektiriyor. Niye? Şia tehlikesinden korktuğundan dolayı Yavuz Sultan Selim Han. Allah mekanını cennet eylesin. Taksiratını affetsin. Onun ölümü de şaibelidir. Hep böyle gitmiştir. Yani Osmanlı padişahlarının ekseriyeti ölümü şaibelidir arkadaşlar. Bitiyor dersimiz. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfaata, manasız kotfuruşla ve birçok müşkilata düşer. Kendi de düşer, ahaliyi de düşürür. Tam günümüzü tayin ve tarif eden ve bu tip insanların mevzul ortalığa özellikle proje olarak döküldüğü bir vakitte bu dersleri bol bol okuyalım. Millet bilsin Allah indinde sınıf nedir, kategori nedir, adat nedir, haddi bilmek nedir. Bu derslerle bu iş anlaşılır. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena. İnneken kentel alimül hakim. Allah rızası için el-Fatih.